Ben yeni geldim diyor. Melda Onur imzalı bir manşet okuyoruz bakın. 22 yıldır iktidarsanız hatırlatmasına yanıt. CHP'li eski kadın milletvekili genel merkez ziyareti için Ankara'ya giderken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile karşılaştılar. CHP'li eski kadın milletvekilleri. Eski milletvekili Binnaz Toprak ne olacak bu enflasyonun hali diye sordu. Şimşek, dünyada 1970'lerden beri 56 ülkede 100 büyük enflasyon şoku incelendi. Ülkeler bu şoktan ortalama 3.4 yılda çıkıyorlar yanıtını verdi. Bunun üzerine Binnaz Toprak ne 3-4 yılı 22 yıldır baştasınız deyince Şimşek geçmişte yapılanların hata olduğunun kabulünü de içeren bir yanıt vermiş. Ama ben yeni geldim demiş. Bakın bu da Pencere'nin manşeti. Diyelim devam edelim gazetelere. Bu arada Adana'dan Zeydan Karalar Vahap Seçer. Orada Atlas'la Aras'ın bir sünnet töreninde bir araya geldiler. Mesajları vardı. Cep telefonuma çektim. Önce Zeydan Karalar akabinde daha sonra kuşakta Vahap Seçer'i sizlere aktaracağım efendim. Marmara Gölü buğday tarlası. Çiğdem Yılmaz'ın çok kaygılandırıcı bir manşeti. Bir zamanlar nesli tehlikedeki kuş türlerinin de aralarında olduğu 20 binden fazla su kuşuna ev sahipliği yapan Marmara Gölü tamamen kurudu. Artık göl sahasında buğday yetişiyor. Bakın ne kadar hazin diyelim. Şimdi Zeydan Karalar'dan şöyle 50 saniyelik bir ses izleyelim bakalım neler söylüyor. Sizler için çalışırken de ülkemdeki umudu diri tutmak için çalışıyor. Lütfen bizlerden yana rahat olun, sizlerden aldığımız güveni layıkıyla koruyacağız. Hiç endişeniz olmasın. Öncelikle çocuklarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Kış ailesine Allah tamamını erdirsin. Allah onların düğününü, nikahını görmek nasip etsin. İnşallah diyelim. Ayrıca gördüğünüz gibi yaptığımız yol ne kadar önemliymiş. Dillere destan oldu. Bunun için de bir plaket alacağız. Ama biz nice yollar yapıyoruz, nice yollar açıyoruz. İnşallah daha uzun yollar yapacağız. Daha çok yollar açacağız. Evet, çok değerli kardeşim. Sevgili Küçükkaya, siz de çağırdılar ama. Şimdi dün Sayın Genel Başkanımız Adana'daydı. Sevgili kardeşimi tanıtırken dedim ki, yani herkes gelip geçiyor ama herkes gelir geçer, Mersin için kalıcı Vahap Seçer. Kesinlikle Mersin'de gelmiş geçmiş belediye başkanları arasında adını yazdıracak, tarihe geçecek. Şimdi ikinci beş yılda da bunu kazıyacak. Mersin Vahap'ı asla ve asla yaptığı hizmetlerle ve doğru duruşuyla asla unutmayacak. Ben yürekten tebrik ediyorum.